ben dolu dolu yaptım. Şimdi artık... Ya şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki böyle bir sürecin sonuçlanmış. Hı hı. Yaklaşık galiba 21 milyon veya küsuratlı bir uzlaşıyla sonuçlanmış ama iddia Türkiye, Rusya, işte Brezilya gibi değişik ülkelerde bir ilaçla ilgili belirli kişilere rüşvet verildiği ile ilgili bir karar, hüküm çıkmış. Hı hı. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti de ve ilgili bakanlık da söz konusu, hı hı, olmuş. Ve bunu yaklaşık 20 gün önce öğrendiğimde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu süreci inceledik, hı hı, hukukçu arkadaşlarımızla. Esasında süreçle ilgili 2010-15 arası bakanlığımızı ilgilendiriyor. Hı hı. O dönemde 13'e kadar, 10-13 arası Recep Akdağ bakanımız, hı hı, 13'ten sonraki süreçte de ben varım. Dolayısıyla iddia öyle veya böyle bir iddia ama, hı hı, hem kamu vicdanı, hı hı, açısından, hem yönetici vicdanı açısından hem de bireysel vicdan açısından Türkiye'de de gerekenin yapılması gerektiğini düşündüm. Bir önce Sağlık Bakanlığı'nın bu anlamda adım, idari anlamda bir soruşturma açıp da gereğini yapması bir işin ayağı. Diğer ayağı da birey olarak, hı hı, ben o dönemde bakanlık yapmış, hı hı, bir birey olarak bakanlığım bu anlamda bir zan altında. Hı hı. Bu zanın ortadan kaldırılması gerektiğine, hı hı, inandım. Hı hı. Gerek şahsımla ilgili, hı hı, gerekse bakanlığımızdaki bürokrat arkadaşlarla ilgili. O nedenle hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hem de Sağlık Bakanlığı'na, hı hı, bu anlamda gerek idari anlamda, gerekse hukuki anlamda gerekli incelemelerin ve tahkikatların yapılmasını talep ettim. Hı hı. Ben çünkü siyasette siyasetçilerin iki yere, kendi vicdanları dışında iki yere hesap vermeleri gerektiğine inanarak siyaset yaptım. Birincisi sandıkta millete. Hı hı. İki, yaptıkları işlemlerde de hukuka ve idareye karşı, hı hı, sorumluluktan, hesap vermekten asla kaçmamalı. Hı hı. Siyasetçi işte 4 yılda, 5 yılda bir gider, hı hı, sandıkta hesap verir. Hı hı. Ama yönetici olarak, siyasi bir yönetici olarak yetki kullandıysanız, onun varsa hukuksal, hı hı, veya varsa idari, ona karşı da açık olmak lazım, hı hı, dürüst olmak lazım, hı hı, hesap verebilir olmak lazım. Hı hı. Bunun için böyle bir girişimde bulundum. Hı hı. Başta şahsımı ilgilendiren, hı hı, varsa herhangi bir suç, hı hı, ve bedel, onu ödemeye hazırım. Ama vicdanen huzurlu olduğum için ve bürokrat arkadaşlarımızdan bu anlamda, çünkü süreci incelediğimde, hı hı, hakikaten bu istatların muhatabı bir süreç olmadığı kanaatindeyim ama, hı hı, yine de benim kanaatim değil, hı hı, artık hukukun ve idari teftiş sonuçlarını beklemekte, hı hı, yarar var. Peki Sayın Bakan, bu iddia ile ilgili söz konusu firma veya o dönemde sizin bakanınız döneminde buna benzer bir duyum, bir hissiyatınız? Yok, hiç. Yani geri dönük, hı-hı, arkadaşlarımızla da geri, hı-hı, dönük, hı-hı, ya arkadaşlar hani bana gelmedi de size geldi mi, hı-hı, veya bu anlamda bir şey yok, hayır. Süreçte böyle bir ihtimal de yok. Hı-hı. Ama dediğim gibi hukuka yansıdığı için veya idari teftişe açıldığı için bu konuda çok iddialı, hı-hı, cümle söylemem doğru olmaz. Hı-hı. Peki nasıl tepkiler aldınız Sayın Bakan? Genelde yani olması gereken, hı hı, bazen size yakışan, hı hı, olması gereken, hı hı, keşke bu tür sorulara karşı duyarlılık bu düzeyde olsa diyen tepkiler aldım. Hı hı. Ama bir, vicdanen huzurlu olmak, hı hı, çok önemli. Hı hı. İki, siyasetçinin millete karşı, hı hı, başının dik, alnının açık olması, hı hı, çok önemli. Hı hı. Üçüncüsü de hukuka veya idareye hesap verebilir olmak önemli. Hı hı. Bunu başarma gayreti içinde olduk. Bunun için de bu müracaatı yapmakta
vicdani bir sorumluluk hissettim. İnşallah sonuçlar da ülkemizin de başının dik olacağı bir şekilde çıkacağını ümit ediyorum. Öyle çıkmasını da temenni ediyorum. Suç ihbarında bulunan kişi olarak aynı zamanda sanıyorum soruşturmayı da takip edeceksiniz. Tabii. Yani çünkü sonuçların bir söylendi kaldığı boyutuyla kalmaması gerekir. Veya ben gerekeni yaptım, artık kim ne istiyorsa yapsın değil. Sonucunu ve sonucunda da varsa bir eksiğimiz, hatamız, kusurumuz veya bilinçli yanlışımız, onun da bedelini hak ediyorsak çekmekte bir mahsur görmüyorum. Yani. Peki. Evet. Sayın Bakanım, bunun dışında da son dönemde yaşadığımız Covid ve pandemi süreciyle ilgili bir değerlendirme, eski bir Sağlık Bakanı ve bu sektörde hala aktif olarak bulunan biri olarak nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Türkiye şimdi, bu süreci nasıl geçirdi ve bundan sonraki süreç neler? Şimdi bir defa süreç dünya için çok zor bir süreç. Evet. Önümüzdeki dönem de yine dünya için zor bir süreç. Dünyanın çok gelişmiş dediğimiz ülkelerin de gördük ki bu süreci bir, hazırlıklı değil, iki, çok zor geçirenler, çok ağır bedellerle geçirenler oldu. Türkiye'de bunların arasında farklı bir ayrışmayı gösterdi. O da iki nedenle bana göre. Bunlardan bir tanesi sağlık altyapısının son 20 yılda çok ciddi bir dönüşümü. Burada Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Çünkü onun o dirayeti, o sağlığa verdiği değer veya takip olmasaydı, hükümet programlarında sağlık hep ana yatırım alanı olmasaydı, bugün bizim yoğun bakımlarımız bu düzeyde, teknolojik altyapımız bu düzeyde olmazdı. Belki de Avrupa'ya veya dünyaya en büyük ayrıştığımız bu güçlü altyapımız. İkincisi, sağlık çalışanlarımız, yani bunda hekimlerimiz, hemşirelerimiz, tüm sağlık çalışanlarımız bizim olağanüstülüklere, acillere, fedakarlığa çok yatkın bir meslek grubumuz var. Başta hekimlerimiz bu anlamda, mesela birçok hekim arkadaşımızı kaybettik. Yani kendi canını, kendi yakınların canını umursamadan mesleğini öncelikleyen bir hizmet aşkı var. Bunu belki bu çok gelişmiş Batı ülkelerinde bu kadar görmemiz çok kolay değil. Mesleğe olan saygı ve olağanüstülüklere olan fedakarlıkları bence iki büyük şeyimiz, altyapı kazancımız. Üçüncüsü de başta Cumhurbaşkanımız, Hükümet, Sağlık Bakanımız süreci çok dinamik, bilim kuruluyla beraber toplumu günlük böyle algı yönetimi de önemlidir. Algı yönetimiyle olgu yönetimini de entegre etmeyi başardılar. Ve dünya ile ayrışan güçlü bir başarılı sonuca imza attık ama henüz bitmedi. Önümüzde bana göre tedbirli olmamız gereken bir kış var. Özellikle Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayları çok tedbirli olmanız. Çünkü diğer olağan kış hastalıkları bizim hastanelerimizi dolduruyor, yoğun bakımlarımızı dolduruyor. Bu dönemde böyle bir yükü inşallah minimize edecek kültürü de yakalarız. Onun için temizlik, mesafe, maske, bunları kültüre dönüştürmemiz lazım. Yaşam felsefemizde ciddi değişiklikleri de artık kültürel bir hayat felsefesine evriştirmekte yarar var. Çok da güzel görevler veya başarılı olduğumuza inandığımız hizmetleri önemli ama genelde önemli. Hep bir yani herkesin gözünün üzerinde olduğu bileyim ama ben şimdi Sağlık Bakanı olarak da mutlaka başbakan veya başkan, yoksa o önemsemese, o birebir takip etmese işler yoluna girdi. Çok daha rahat. O nedenle Recep Akdağ Bakanımız da çok şanslı. Çünkü Cumhurbaşkanı